Ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitkilerin kimyasal yapısı benim özel ilgi alanımdır. Bugünkü konumuz havucun faydaları. Çocuklar için havuç ne kadar kıymetlidir? Bunu anlatmak istiyorum. Bugünkü çekimi bambu ormanlarının bulunduğu bir bölgede yapıyoruz. Haydi başlayalım. Havucun faydalarına geçmeden önce bugünkü konuyu tamamen tersten işleyelim. Çocuklar için havuç neden kıymetli? Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Çocuklar büyüme çağında beyinleri, kemikleri, kasları, vücudundaki her organ büyüme telaşı içindedir. Bu büyüme telaşından dolayı vücutları acil olarak vitamin, mineral ve bioaktif maddelere ihtiyaç duyarlar. Bu anlamda birçok sebze ve meyvelerle bu vitamin, mineral ve bioaktifleri karşılamak yerine bütün datalara bakarak bir tek sebze ya da meyveyle, bitkiyle bunu karşılayabilir miyim diye bütün dataları inceledim. Baktığım zaman bu anlamda en kıymetli sebze karşıma havuç çıktı. Şimdi pek çok özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu havuç her şeyi nasıl karşılıyor? Havuç son derece bulunması kolay, ucuzdur. A vitamini, K vitamini, C vitaminini içinde bol derecede bulundurur. Havuç aynı zamanda içinde B1, B2 ve B6 vardır. Betokaroten gibi bir yıldız vardır. Aynı zamanda havuç demir, folik asit, manganez, bakır, lif vardır. Tadı da son derece güzeldir. Bu düzeyde kıymetli bir sebze bulmak zordur. Havucun beyazı var, turuncusu var, sarısı var, kırmızı var, siyahı var. Havucun bir diğer özelliği de bütün bu vitamin, mineral ve bioaktif maddeleri bulundurmasına rağmen kalorisi son derece düşüktür, lif oranı yüksektir. Havuç her mutfağa yakışır. Her yemeğe konabilir. Bu çorbaya eklenebilir, salataya konabilir, kurabiye konabilir. Çocukların özellikle çorbasına baş parmağım kadar da olsa bir miktar mutlaka havuç koyun derim. Bazen vaktiniz varsa da küçük bir soğanda yuvarlayabilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz. O da mı? İyi güzel anlattın da. Bu küçücük havuç bu kadar katkı mı koyar? Evet. Bu çorbaya koyduğumuz en küçük bir değer çorbayı inanılmayacak kadar güzel vitamin ve mineralli yapar. Çocuklar için de son derece kıymetli güzel bir çorba elde etmiş oluruz. Bu küçük uygulama çorbamıza büyük bir zenginlik koyar. Ben çocuk sağlığını çok kıymetli bulurum. Bu anlamda da iki tane uyarım var. Bir tanesi çocuklarınıza mutlaka ödül anlamında fast food'a olaylarına götürmeyin. İşte dersini çalıştırırsak şu menüyü alırız. Senin yaş gününü şu menünün bulunduğu sahada yaparız deyip bir balon, bir oyuncağı çocuklara kıymayın efendiler. İkinci uyarım çocuklarla ilgili. Bu Covid'den önce özellikle oluyordu. Birçok otoparka anne ve babalar bebek ve çocuklarla beraber girmektedir. Burada aşağıda fanlar az çalıştığı için ve arabaların egzoz gazı olduğu için çocukların akciğerlerine inanılmayacak kadar kıyıyoruz. Yazıktır. Ben bu konuyu da özellikle anne ve babaların dikkat etmesini rica ediyorum. Şimdi gelelim havucun faydalarına. Havuç kronik iltihabı azaltır. Benim 25 yılda edindiğim bitki kimyasında okuduğum araştırmalarda en kıymet verdiğim şey iltihaplanmadır. Inflammation. Bütün sistem bununla başlar. Bakın koca bir alev, koca bir yangın küçük bir kıvılcımla başlar. Birçok hastalıklar da öyle. En baştaki iltihaplanmayı, inflammation'ı durdurmadığımız zaman büyük hastalıkların pençesine düşebiliriz. Onun için ben bunu çok kıymetli bulurum. İltihaplanmayı azaltmak için. Bu basit bir soğuk algınlığı olabilir, grip olabilir, kanser olabilir. Her türlü aktivitenin, olumsuzluğun ilk başlangıcı iltihaplanmadır. Onun için havuçtaki vitamin, mineral, antioksidanı çok kıymetli bulurum. Bu anlamda bağışıklığı en kolay ve en güzel çalıştıran sistemlerden bir tanesi de havuç sebzesidir. Şimdi özellikle şunu belirteyim. Benim bir baş mühendisim vardı. Çantasında bir elma, bir havuç
sürekli bulundururdu. 90 yaşında araç kullandı. Stajını Almanya'da yapmış. Yaş farkımız olmasına rağmen iyi arkadaşlık ve çok da güzel, sağlıklı yaşadı. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bu bitki 2 liralık, 3 liralık bir bitki. Bu saydığımız bir mekanizmayı sağlayacak mı, otada mı derseniz, evet sağlayacak. Bitkiler bulunduğu parasal değeri, nadir bulunması ile ilgili bir aktivitesi yoktur. Her bitki kimyası kadar bize yardımcı olur ve kimyası kadar bizle konuşur. Havucun diğer bir özelliği de gözlere son derece yardımcı olmasıdır. Bunu içindeki A vitamini ile yapar. Ama şunu da diyebilirsiniz. Biz ayrıca bir A vitamini alsak gözümüzü güçlendirebilir miyiz? Bu noktada ciddi tereddütlerim var. Çünkü havuçtaki A vitamini diğer minerallerle beraber sinerjik olarak çalışır. Onun için gözle ilgili sağlığı ben havuçta kıymetli bulurum. Çünkü bu çağda birçok mesleği biz gözümüzle yapar hale geldik. Küçük küçük cep telefonları, küçük küçük laptoplar, bilgisayarların başında saatlerce oturmalar ve mesleğimizin büyük oranda gözümüzle yapmaya başladık. Onun için ben havucun gözle ilgili kullanılması çok kıymetli bulurum. Bunu salata yapın, ayrıca çiğ olarak yiyin, yemeğiniz içine doğrayın. Bu anlamda son derece kıymetli bulurum. Havucun diğer bir özelliği de cilde parlak ve ışıltılı bir değer katmasıdır ve cildin elastikiyetini artırır. Birçok krem dıştan sürülmesine rağmen aslında bizim de bir iç beslenmemiz olması gerekiyor. Bu iç beslenmeyi en iyi yapan sebze havuçtur. Havuç bununla beraber hem kalbimiz hem de ciğerlerimiz ve bağırsakla ilgili olaylara bize yardımcı olur. Bunu da daha çok E vitamini üzerinden yapmaktadır. Genelde havuç yiyen insanlarda yaşlanmayla ilgili birçok olay yavaşlamakta ve güneşin cildimizde yaptığı kuruluğu E vitamini üzerinden bizi korumaktadır. Ben bunu özellikle söylüyorum. Yazın deniz sahilinde ve güneşleyen insanların büyük oranda havuç tüketmeleri kıymetlidir. Bu anlamda havuç mide ve sindirimle ilgili de bize yardımcı olur. Havucun diğer bir özelliği lif olması, kalorisinin düşük olması. Bu anlamda bizim kilo verme ve doygunluğumuzu artırmada elma gibi kıymetli sebzelerden bir tanesidir. Kan basıncını düşürür, kalp krizini önler, ağız sağlığını iyi hale getirir ve kolesterolü düşürmekte son derece maharetlidir. Birçok arınma ve detokslarda birçok bitki çayı ve bitkiler karıştırılır. Bu uygulanırken aslında bu detoksu ve arınmayı en kıymetli ve basit yapan bir tanesi de havuçtur. Havuçla limonu beraber yan yana getirdiğiniz zaman son derece güzel olarak bir görev yapar. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı bilimsel verilerle hazırlanmaktadır. Size gelen bildirimleri açın. Size gelen her yeni bir bildirim sizi hastalık alanından sağlık alanına götürecektir. Ve Hipokrat'la bitirelim. Hipokrat der ki, yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun. Sağlıcakla kalın.